harcam farklı. Kış lastiklerinin değişme dönemindeyiz. Normalde evet. 1 Nisan yaz lastiklerinin takılıp kış lastiklerinin rafa kaldırılması gerekiyor. Kaldırılmazsa ne etki olacak onu soruyoruz sanırım. Evet. Kaldırılmazsa şöyle, kullanılan araçlarda çok az miktarlarda fazladan yakıt tüketimi. Mevcut altındaki kış lastiğinin havalar ısındıkça biraz daha erken aşınması. Çok az miktarda da kış lastiği havalar ısındıkça, asfalt ısındıkça ses, ekstradan ses yaratacaktır. Uğultu şeklinde ama o da yine çok az desibellerde, yani ekstradan fark edecek. Onun haricinde herhangi bir şey yok. Ekstra bir, çok fazla bir zarar yok. Yarı yarıya, yarı yarıya'dan daha az diyebiliriz ama tabii ki hani sonuçta dışarıda halen daha çalışmaya devam etmek zorunda olan hani bizler gibi birçok kişi var. Birçok firma da var. Bunlar tabi dolayısıyla çalıştıkları süre boyunca lastiklerini değiştirmeye geliyorlar. Yani bu yolda bu aracı kullanacaksa, yani dışarıda aracını kullanmaya devam edecekse, havalar ısındıkça değiştirmesi gerekiyor. Havalar ne kadar çok ısınırsa o kadar daha, yani o lastikler handikap yaratacak. Şu an İzmir'e kış çok ağır geçmediği için 4 mevsim lastik taktırıyoruz. Daha sonuç oluyor çünkü. Kış olmadığı için, kar buz olmadığı için 4 mevsimden memnunuz. Yani kış lastiğini hiç zaten taktırmadınız. Yani ben şehir dışına da çıkmıyorum. Devamlı İzmir içerisindeyim. Çok ağır kış görmediğimiz için 4 mevsime gerek, kış lastiğine gerek duymuyoruz. Her gün çalışıyorum. Yani işimiz gereği güvenliğim. 7-24 arasında devamlı çalışıyorum. O yüzden araca ihtiyacım var. Yani devamlı işe gidip geliyorum. Devamlı araca ihtiyacım var. Topu taşımayı kullanmamaya çalışıyorum hastalık nedeniyle. Kış lastiğini kullanıyoruz mecburen, şirket aracı kullandığım için. Kış ayında kış lastiği, yaz ayında yaz lastiğine dönüyoruz. Şimdi yazlıklara dönüyoruz. Yani biz sağlık sektöründe olduğumuz için hastanelerle bizim işimiz. Ama tabii işte bu koronavirüsten dolayı hastanelere şu anda girmiyoruz. Çok mecbur kalmadık için evden çalışıyoruz. Şimdi kış lastiği şöyle, artı 7 derecenin altına düştükten sonra kış lastiği görev yapmaya başlıyor. Biz de sürekli seyahat ettiğimiz için, işte Bursa'ya gidiyoruz, Eskişehir'e gidiyoruz. Oralar malum tabii İzmir gibi değil. Daha şartlar ağır, koşullar ağır. O yüzden tabii şimdi dışarıda çıkamadığımız için, seyahat de edemediğimiz için mecburen tabii kış lastikleri artı 7 derecenin üzerinde daha çok deforme olmaya başlıyor hamurundan dolayı. O yüzden değiştirmek gerekiyor ama tabii vatandaşlar şimdi tabii dışarı çıkamadıkları için bunu gerçekleştiremiyorlar. Belki başka bir şey olabilir, yani lastik firmaları belki lastiklerini götürüp, çünkü kimisi, çoğu insan artık lastiklerini lastikçilerde bırakıyor. Belli bir ücret karşılığı koyuyorsunuz. Daha sonra belki öyle bir eve hizmet olabilir. Yani oradan lastikler gidip evin önünde de, şimdi artık kapının önünde bile araba yıkıyorlar artık. Yani telefon açıyorsunuz. Temel ihtiyaçlarımız için dışarı çıkmak zorunda kalıyoruz. Çoğunlukla evde kalmamız gerekse de. Kış lastiklerimiz takılı arabalarımızın altında. Şimdi burada şöyle bir sorun var. Havaların ısınmasıyla beraber kış lastikleri işlevini kaybediyor. Yumuşak hamurlu bir lastik olduğu için fren mesafesi uzuyor. Bizim bu uzayan fren mesafesinden kendimizi kurtarabilmemiz için, lastiklerimizi değiştirme imkanımız şu anda yoksa, mutlaka hızımızı düşürmemiz lazım. Ben araç kullanıcılarından, sürücülerden şu anda hızlarını %20, %30 oranında düşürmelerini rica ediyorum. Eğer araçlarının altında hala kış lastiği takılı ise 90 km olan yerde 70 km'lere, 60-65 km'lere, 50 km hız olan yerlerde de 30-35 km'lere düştükleri takdirde uzayan fren mesafesini tekrar kendi lehlerine çevirebileceklerdir. Daha sonra koşullar el verdiğinde ilk fırsatta normal mevsime uygun lastiklere, yaz lastiklerine geçebilirler. Tekrar tüm izleyenlere sağlık, sıhhat diliyorum.